MS hastalığı hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz biraz da? Neler önerirsiniz MS hastalarına? MS hastalığı da tabii ki çok ağır bir hastalık. Yavaş yavaş kas erimesi meydana geliyor. Kas erimesi diyorlar efendim, bu genetiktir, iyileşmez vesaire. Herkes bir şey konuşuyor. Çok güzel, çok iyi. Peki Konya'da hanımefendi, neydi ismi? Fatma Hanım. Bana Skype'tan arıyorlar. Hocam illa Skype'tan annemi gör. Oğlu arıyor. 56 yaşında bayım. Ya görmeme gerek yok, hastanın ne olduğunu. Yok yok, illa annemi gör. Tamam dedim, gör. Skype'tan gör, canlı yayın. Geçen seneydi. Skype'tan baktım. Başını tutamıyor böyle, kafası oraya şu oturuyor, zor oturuyor. Her tarafını yastıkla desteklemişler. Ellerini kolları zor hareket ediyor. Ayakları zayıflamış, baldı, bacak, bütün vücudundaki kaslar zayıflamış. Hatta boğun, kafasını tutan boynundaki, ensesindeki kaslar bile erimiş. Sağlı sollu yastıkla destekliyor kafası düşmemesi için. Kaslar o kadar erimiş, çok ileri. Elleri falan zor tutuyor böyle, iyice erimiş. Yavaş hareket ediyor, kaslar erimiş. Ne yapılabilir buna dediler. Ne yapılabilir? Allah bilir. Yani ben garanti bir şey yok dedim. Deneyeceğiz, bakacağız. Nasıl? Şöyle. Bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim gelirse karaciğere, karaciğer kan yapar. Bir. Kemik iliği kan yapar. İki. Kemik iliği ve karaciğerin kan yapabilmesi için ne lazım? Bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim, glikoz gelir. O halde kas erimesinde problem nedir? Distrofin denen bir protein oluşmuyor yeterince. Neden oluşmuyor? Bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim gelmiyor. Bu enzim, bu proteini üretecek enzim çalışmıyor. Nasıl çalıştıracağız? Bir, bağırsaklar. İki, karaciğer. Üç, kemik iliği. Ona göre uygun bir ürün. Ne yaptık? Biz ona Söğüt Forte, Enginar Forte. Enginar Forte karaciğeri temizler, arıtır, yağlanma yönler. Söğüt Forte kemik iliğini, kemiği güçlendirir. Artı iksir, aloe vera jel. İksir olmazsa olmaz zaten bu. Bütün organlardaki yağları eritir, plakları çözer, damarları açar, ödem atar. Aloe vera bağırsakları temizler. Kullandı vatandaş. Beni aradılar. İki ay sonra. Hocam tekrar annemle görmem, bakma mümkün mü? Skype'la bakayım dedim, ne oldu? Artık yastığa gerek yok. Televizyon seyredebiliyor rahat. Yastıksız. İlk defa yıllar sonra kadıncağız desteksiz televizyona bakıyor, oturmuş, rahat oturmuş. Her tarafında böyle yastık vardı önce, o yastıklar kalkmış. Yani genetik deyip işin içinden çıkıyor bazıları. Genetik, o genetik, bu genetik, şu genetik. Genetik doğumda olur. Kromozom sayısı eksik olur, fazla olur vesaire. Burada protein oluşmuyor, protein. Protein neden oluşmuyor? Protein üreten nedir? Enzim. Enzim neden üretilmiyor? Vitamin, mineral, enzim gelmiyor. Bağırsakta, karaciğerde sorun var. Bu sorunlar kalktı mı protein üretilir. Sorun yok. Önemli olan doğru yerde, doğru zamanda doğru müdahale.